Ankara'dan hepinize güzel bir pazar günü, güzel bir hafta sonu diliyorum efendim. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Bu hafta Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, kısa adıyla YTB Başkanı Abdullah Eren konuğumuz olacak. Türkiye'nin yurt dışında yumuşak gücünü temsil eden, uluslararası arenadaki etkinliğini temsil eden, hem ekonomik hem siyasi hem kültürel anlamda çok ciddi katkılar sunan kurumlardan bir tanesi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. Bugün ağırlıklı olarak ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerle ilgili bir başlık açacağız. O konuyu konuşacağız ağırlıklı olarak, onun üzerinde duracağız. Çünkü pek çok bakımdan gerçekten önem taşıyan bir mesele bu. Türkiye'nin hem bu anlamda ulaştığı kapasite, hem Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın bu alanda yürüttüğü faaliyetler, ekonomiye, siyasete, Türkiye'nin az önce ifade ettiğim uluslararası etkinliğine, yumuşak gücüne katkı sunan bir program. Bu konularla ilgili Abdullah Eren'le konuşacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Çok sağ olun. Şimdi biraz öncelikle sizden Yurtdışı Türkler Başkanlığı ne yapıyor, misyonu nedir, faaliyet alanı nedir? Onunla biraz da izleyicilerimizi bilgilendirme amaçlı olarak başlayalım. Evet. Daha sonra ana konumuzla ilgili sorularıma geleceğim. Teşekkür ediyorum öncelikle beni davet ettiğiniz için. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun, şeref verdiniz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Kurumu 2010 yılında ihdas edilmiş, kurulmuş bir kurumdur. Aslında bu kurum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son 20 yılda dış politikasındaki paradigma değişiminin ortaya çıkarmış olduğu kurumlardan bir tanesidir. Kültür diplomasisi, eğitim diplomasisi alanında faaliyet gösterir. Ana misyonu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye ile olan bağlarını güçlendirmek, kuvvetlendirmek, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde statülerin yükseltilmesine katkı sağlamak, yurt dışındaki millet varlığımızın özellikle sivil toplum kuruluşlarımız aracılığıyla desteklenmesi, maddi destekler dahil olmak üzere, yurt dışında yaşayan gençlerimizin Türkiye ile olan ilişkilerinin, muhabbetlerinin devamlı kılınması, bunun için gençlik kampları, kültürel geziler, eğitimler düzenlenmesi. İkinci görevi de biliyorsunuz büyük bir medeniyet bakiyesi üzerine Cumhuriyetimizin 100. yılını geçen sene kutladık. Dolayısıyla yakın coğrafyamızda, Balkanlarda, Doğu Avrupa'da, Kafkaslar'da, Orta Doğu'da, Kuzey gönül Afrika'da, coğrafyası da deniyor. Gönül coğrafyası diye tabir edebileceğimiz, aslında bizim dışımızda herhangi başka bir ülkeye de nasip olmayacak bir kavramsallaştırma gönül coğrafyası. Gönül coğrafyamızdaki soydaş ve akraba topluluklarımıza yönelik eğitim kültür faaliyetleri düzenliyoruz. Bir diaspora kurumu YTB. Son olarak da tabii uluslararası öğrenci burslandırıyoruz. Dolayısıyla YTB yurt dışı vatandaşlarımıza yönelik hizmetleri bakımından orada bir diaspora kurumu olarak öne çıkıyor. Soydaş akraba topluluklara yönelik hizmetler noktasında da kültürel bağımızı koruyor. Uluslararası öğrencilere yönelik. Kim giriyor o kategoriye? Uluslararası akraba topluluklar. Tabii soydaş ve akraba topluluklar dediğimizde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar ismimiz bizim. Bu akraba topluluk ibaresi aslında zaman zaman bizim aramızda espriye de sebep olabiliyor. Uluslararası toplantılarda, görüşmelerde, delegasyonlarla görüşmelerde genelde kurumun ismini İngilizce söylerken related communities diye çeviriyoruz. Tam anlamıyorlar. Tabii. Yani neyle İlgili ilişkili? Gibi bir şey evet, var. Neyle ilgili, neyle ilişkili? Neyi baz alıyorsunuz vesaire diye. Aslında az evvel dedik ya, gönül coğrafyası bizden başka bir ülkeye nasip olacak bir kavramsallaştırma değil. Akraba topluluk içerisine de aslında bizim tarihi kültürel bağımız olan topluluklar giriyor. Özellikle Osmanlı bakiyesi topraklarda bizimle beraber yaşamış. Sonra Osmanlı yıkıldıktan sonra sınırlarımız dışında kalan soydaş topluluklarımız, Balkanlardaki Türkler, yine Kuzey Afrika, Orta Doğu'daki Türkler giriyor. Kafkaslardaki Türkler, bunun yanı sıra akraba topluluklarımız Boşnaklardan Makedonlara, Arnavutlardan tüm Kuzey Kafkasya'da yaşayan işte Çerkezlerden, Çeçenlerden, Dağıstanlılardan oradaki tüm topluluklara kadar. Yine soydaş topluluklarımızın içerisinde Kırım Tatarlarından, Ağızka Türklerinden, işte Gagavuz Türklerinden, Tuva Türklerine kadar. Tabii belki aynı sınırları paylaşmadık ama aynı soydaş olduğumuz ve aynı gönül coğrafyasını paylaştığımız Türk Cumhuriyetleri. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan. Tabii orada akraba topluluk olarak telakki edebileceğimiz Tacikistan ve Moğolistan da var ama onlar akraba topluluk kategorisine tabii giriyor. Yine bizim özellikle
Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'da Libya, yıllara sari Fas, Tunus, Cezayir hattında Türk toplulukları var. Osmanlı'dan kalma küçük küçük ama yine akraba topluluklarımız, aynı dini, aynı kültürü paylaştığımız topluluklar var. Bunların hepsine yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Akraba topluluk ibaresi, ben arkadaşlara diyorum ki bir defa tüm Müslümanlar kardeş. Bunun yanı sıra tüm insanlık da Hazreti Adem'den beri kardeş olduğu için hepsi bizim faaliyet alanımıza giriyor. Ama tabii o kadar geniş bir alanda faaliyet göstermek mümkün değil. Biz Türkiye'nin âli menfaatleri çerçevesinde Türkiye'nin hinterlandındaki toplumları, toplulukları önceleyerek faaliyetler gösteriyoruz. İşte bu faaliyetler dediğiniz nedir mesela? Ne tür faaliyetler? Bizim YTB olarak üzerine çalıştığımız birkaç konu var. Eğitim ve kültür alanında faaliyet gösteriyoruz. Eğitim alanında mesela Balkanları ele alalım. Şimdi Balkanlarda Türk toplulukları yaşıyor. Makedonya'da 120 binden fazla, Kosova'da 20 bin civarında, Batı Trakya'da 150 bin, Bulgaristan'da 1 milyona yakın soydaşımız var. Tabii göçlerle bunların sayılarında biraz azalmalar olabiliyor ama Romanya, Köstence'de soydaşlarımız var. Şimdi oradaki Türk nüfusunun orada kalıcı olabilmesi ve Türkiye ile ilişkilerini muhafaza etmesi, aynı zamanda kendi kültürlerini unutmamaları için ve bu ülkeler içinde bir istikrar unsuru. Biz oradaki belli başlı derneklerimizde eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Bir tanesi Balkan Gençlik Okulu. Balkan Gençlik Okulu nedir? Balkanların 8 ülkesinde oradaki yerel derneklerimizde 5-6 ay süren akademik içerikli eğitimler. Ve bu eğitimleri başarılı tamamlayan gençlerimize sadece Türklere yönelik değil, Arnavut kardeşlerimiz, Makedonlar, Boşnaklar, oradaki diğer toplumlar da tabii ki katılabiliyor. Sırbistan'da da var. Tabii Sırbistan'ın biliyorsunuz güneyinde Sancak bölgesi var. Boşnakların yaşadığı. Ama biz Belgrad'da da bu projeyi yapıyoruz ve Sırplar da katılıyor. Ve bu projeyi başarıyla tamamlayan gençleri her sene Türkiye'ye getiriyoruz ve bir Balkan Genç Okul buluşması yapıyoruz. Bir sene Kosova'da, bir sene Türkiye'de, bir sene Üsküp'te, bir sene Türkiye'de. Türkiye'de İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da yaptık bugüne kadar. Bunun yanı sıra yazarlık akademileri yapıyoruz. Şu an Balkanlarda Türkçe yazan, Türkçe konuşan ve Türkçe eser üreten gençlerimiz var. Onlara Bağlar isminde bir dergi çıkarttık. Onlar yazıyorlar. Biz sadece derginin tabiri caizse hammaliye kısmını üstleniyoruz. Bunun yanı sıra mezun derneklerimiz var Balkanlarda. Sadece Balkanlardan örnek veriyorum. Bunları birçok bölgede yapıyoruz. Sırbistan Türkiye Mezunları Derneği, Kosova Türkiye Mezunları Derneği, Karadağ Türkiye Mezunları Derneği, Bosna Hersek Türkiye Mezunları Derneği. Kim kurdu bu dernekleri? Türkiye'yi öğrenci olup olarak gelip okumuş, sonra mezun olmuş, bu ülkelere dönmüş Türkçe konuşan mezunlarımız kurdu. Bu derneklerimiz de buralarda faaliyetler yürütüyoruz. Dolayısıyla bunlar eğitimle alakalı, kültürle alakalı da çok farklı faaliyetlerimiz var. Özellikle Makedonya Üsküp'te yoğunlaştırdığımız faaliyetlerimiz var. Kosova'da oradaki derneklerimizle bir anlamda oradaki gençlerimizin tarih ve kültür bilincini geliştirmek için yaptığımız değerler eğitimleri var. Bunları Kafkaslar'da da, tabii her bölgenin nev-i şahsına münhasır bir takım özellikleri var. O bölgenin kendi şartları içerisinde bunların hepsini yapmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla YTV, yurtdışı vatandaşlar bağlamında vatandaşlık bağıyla kurduğu bir diaspora hizmeti var. Diğer taraftan soydaş akraba topluluklarla kültürel bağ üzerinden bir ilişki kuruyor. Uluslararası öğrencilerle de sempatik bağ oluşturuyoruz. Onları da Türkiye'ye müzahir aslında gençler olarak yetiştiriyoruz. Bu, şimdi gelelim o zaman Uluslararası Öğrenciler programı. Bu konuda Türkiye son yıllarda çok ciddi bir atak yaptı. Bu rakamlara da yansıdı ama sizden bunu biz dinleyelim. Yani hem dünyadaki durum Uluslararası Öğrenci programı anlamında, Türkiye dünyadaki durumun neresinde kıyaslamalı olarak baktığımızda ve mevcut durumumuz nedir? Evet, bu hakikaten çok önemli bir konu. Bunu etraflıca konuşmamızda fayda var. YTB'nin diaspora faaliyetleri ve soydaş akraba topluluklara yönelik yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra 2011 senesinde kurumumuz Türkiye'nin uluslararası eğitimdeki başarılı öğrenci, Sovyetler yıkıldıktan sonra Türk Cumhuriyetlerine yönelik büyük burs projesi başlamıştı. Bu burs projesi genel olarak Türk Cumhuriyetlerine yönelikti sadece. Türkistan coğrafyasındaki Türk Cumhuriyetlerine yönelikti. Bir de devlet bursları vardı. Ülkelerle ikili anlaşmalar istinaden yapılan burslardı. Fakat bunlardan gelen öğrenci sayısı çok fazla değildi ve bunların takibi de yapılmıyordu. 2011 senesinde kurumumuza
uluslararası öğrencilerin, Türk Cumhuriyetlerinden gelen öncelikli uluslararası öğrencilerin burslandırılmasına ilişkin bir koordinasyon yetkisi verildi. O zaman kurumumuz bu yetkiyi aldığında öncelikle burslara bir baktık. Hangi ülkeden ne kadar öğrenci geliyor, mevcut öğrencimiz ne vesaire diye. Ve yeni bir burs programı ortaya çıkardık, yeni bir marka. Bunun ismi de Türkiye Bursları. Ve şöyle dedik, biz Türk Cumhuriyetlerinden öğrenci getirmeye devam edeceğiz. Buralarda bir eksikliğimiz olmayacak. Fakat bunların yanı sıra diğer Türkiye bölgelere gibi de taşıyalım, bölgesinde etkin bir güç olmak isteyen, 2005'te Afrika açılımı yapmış. Birazdan Afrika ile alakalı rakamlara geliriz. Türk Hava Yolları ne kadar yere uçuyor, ne kadar yerde temsilciliğimiz açıldı, ihracatımız nereden nereye geldi. Sadece o bölgeyi örnek veriyoruz. Oraları da etkiliyor bu işler, tabii, değil mi? Afrika açılımı sağlayan, işte Güney Amerika ile Orta Amerika ile diplomatik ilişkileri güçlendirmeye çalışan, Asya Pasifik'te bir mevzi kazanmaya çalışan, Türk Cumhuriyetlerine Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden biliyorsunuz, o zaman Türkçe konuşan ülkeler işbirliği konseyiydi, 2010 senesinde kuruldu. Stratejik ilişki kurmaya çalışan bir ülkenin şüphesiz tüm dünyadan başarılı öğrencileri Türkiye'ye çekip onları burada okutup hem onların bilgilerinden faydalanıp hem onları eğitip kendi ülkelerine birer gönül elçisi olarak yollaması çok stratejik bir hedef. Şeyde bu uluslararası Türkiye programı dediğiniz çerçevede bu cümlede karşılığını buluyor. Evet, aynen öyle. Türkiye burslarının amacı, birazdan uluslararası burs programlarının diğerlerini de örnek vereceğiz. Dünyanın başat ülkelerinden ve farklı ülkelerinden başarılı öğrencileri Türkiye'de okutup onları özellikle birazdan da bahsedeceğiz, sınavla ve mülakatla seçerek onlara bir takım imkanlar sağlayarak sonra onların ülkesine dönmesini temin ederek onlar siyasette, ekonomide, iş dünyasında, akademide çok farklı sektörlerde iyi mevkilere gelecekler. Onların Türkiye ile olan ilişkilerini muhafaza etmeleri. Ve bu hakikaten çok stratejik bir adım. Bu kapsamda Türkiye Bursları diye bir marka ortaya çıktı. Türkiye Bursları 2012 senesinden itibaren verilmeye başlandı. Ve bu burslar kapsamında her sene başvurularımız artarak gitti. Ben size bir rakam vereyim. 2012 senesinde Türkiye'de uluslararası öğrenci sayısı 20 bin civarındaydı. 20 bin. Şu an geldiğimiz noktada YÖK'ün verdiği verilere göre 366 bin uluslararası öğrencimiz var. Ve bu rakamın artmasında Türkiye burslarının büyük bir emeği var. Çünkü 20 kat artmış. Evet. 2012'den 2024'e. Tabii bunlar, bu verdiğim rakamlar Türkiye'deki uluslararası öğrenci burslu değil. Burslu sayısı şu an 15 bin. Burslu öğrencimiz 15 bin öğrenci tüm dünyadan, 178 ülkeden. Tabii bu noktaya gelinmesinde Türkiye burslarının büyük bir emeği oldu. Onun detaylarına gelmeden evvel biraz dünyadan rakamlar vermek isterim. Uluslararası eğitim, malumunuz, her ne kadar modern döneme ait bir kavramsallaştırma gibi gözükse de biz biliyoruz ki bizim geleneğimizde de ilim talep eden talebeler her zaman seyahat etmişlerdir. Uzak coğrafya. Peygamber Efendimizin ilim Çin'de bile olsa alınız hadisi mucibince de aynı zamanda işte Endülüs'te, Şam'da, Bağdat'ta, Kahire'de, İstanbul'da hangi ilmin hocası neredeyse üstadın peşinden gidip o ilim tahsil edilmişti. Yani uluslararası öğrencilik aslında hep olan bir şeydir. Yani tarih boyunca klasik dönemden itibaren tarih boyunca ilim talep etmek için öğrenciler kendi vatanlarını, yaşadıkları yerleri bırakıp başka yerlere gitmişlerdi. Tabii modern dönemde özellikle 20. yüzyılda bunun çok ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Türkiye açısından baktığımızda da çok detaylara girmeyeceğim ama biz 20. yüzyılın 19. yüzyılın sonlarında Türkiye'den Fransa'ya giden Jön Türkler diye bilinen Fransa'ya giden öğrencilerin olduğunu biliyoruz. Yine Almanya'ya askeri eğitim kapsamında giden kişilerin olduğunu biliyoruz. Osmanlı'nın son döneminde 20. yüzyılın başında da bu gidişler devam ediyor. Tabii Türkiye'nin uluslararası öğrenci almaya başlaması Cumhuriyet'in ilk yıllarında itibaren, tabii Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren başlıyor. Fakat bu ikili anlaşmalarla ülkelerle. Yani böyle bir burs programı zaten öyle bir şey yok ama ikili anlaşmalarla Türkiye'ye uluslararası öğrenciler gelmeye başlıyor. Akademisyenler de geliyor. Sizler de bilirsiniz 1930'larda o zamanki Nazi Almanya'sından kaçan çok sayıda, içlerinde çok sayıda Yahudi de var. Alman akademisyen Türkiye'ye geliyor. Türkiye'nin önemli üniversitelerinde kürsüler kuruyorlar. Bazıları bir kısmı vatandaş kalıp Türkiye'de kalıyor. Dolayısıyla akademi çerçevesinde bir hareketlilik her zaman söz konusu. Fakat günümüzde bu hareketlilik çok stratejik bir yere geldi. 2000 yılında dünya genelinde 2 milyon uluslararası öğrenci vardı. Yani kendi ülkesinin dışında başka bir ülkede eğitim alan 2 milyon uluslararası öğrenci vardı 2000 yılında. 2024 yılına geldiğinde bu rakam
7 milyona ulaştı şu an. Hmm. UNESCO verisi bu. Ve önümüzdeki sene Mehmet Bey 2025 senesinde 8 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Artıyor yani. Dolayısıyla 25 senede tam 4 katı uluslararası öğrenci artmış. Ve bu mevcut şu an 7 milyon öğrenci 10 ülkeyi tercih ediyor. Hı hı. Burada bir rakam daha paylaşalım. Bu işin ekonomisi çok büyük bir ekonomi. Hı hı. Yıllık uluslararası öğrenci hareketliliğinden dünyada dolaşan sermaye 370 milyar dolar. Oo. 370 büyük milyar rakam. Dolar. Çok büyük bir rakam. Şimdi tabii bu 7 milyon öğrencinin hangi ülkelerde dağıldığına baktığımızda Amerika'yı 1 milyon öğrenciyle en önde görüyoruz. Evet. Amerika 1 milyon öğrenci şu an uluslararası öğrenci misafir ediyor. 366 bin dediğiniz ama bayağı bir aslında. Evet. Ya, yani Amerika ölçeğiyle karşılaştırdığımızda bayağı bir mesafe kat etmişiz. Ciddi bir mesafe kat ettik. İkincisi İngiltere 720 bin civarında. Üçüncü Kanada 660 bin. Dördüncü Fransa 400 binler civarında. Avustralya, Almanya ve Türkiye. Kaçıncı sırada Türkiye? Türkiye şu an 7. sırada. Yedinci. Bakın ilk 10'a girdik. Sadece tabii 2011'de demin de 2012'de 20 binken. Tabii ilk 20'lerde bile değildik. Dolayısıyla burada öğrenci sayısında bir artış söz konusu. Tabii sadece sayı değil, keyfiyet, kemiyet dengesi çerçevesinde biz sayıyı arttırırken kaliteyi de arttırıyoruz. Onu da söylemek lazım. Burslu öğrencilere gelecek olursak. Burada ekonomiyle alakalı şunu hemen söyleyeyim, kusura bakmayın. Bazı noktaları unutmamak için tekrar geri dönüyorum. Bu büyük pastanın tabii 30 küsür milyar dolardan fazlasını Amerika alıyor. Yani daha da fazlasını. Her hatta. Yıl 30 milyar dolarlık daha da fazlasını daha fazla Amerika bir alıyor. Girdisi oluyor. İngiltere 10 milyar dolara yakın oluyor. Dolayısıyla Türkiye burada yıllık bizim hesaplamalarımıza göre direkt 1,5 milyar dolar. Dolaylı harcamalarla da sonuçta öğrenci geldiğinde yeme içme var burada. Barınma. Bir takım harcamalar oluyor, cari giderleri oluyor, ailesi geliyor onu ziyaret ediyor. 3 milyar dolara yakın aslında Türkiye ekonomisine, Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin faydası olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu uluslararası öğrenci hareketliliğinde bir yandan da 51 bin öğrencimiz de Türkiye öğrenci yurt dışında okuyor. Onu da bir veri olarak paylaşmak için söyledim. 51 bin. 51 bin. Türkiye'den gidip yurt dışında okuyan. Evet, Türkiye'den gidip yurt dışında okuyan öğrenciler. Peki dünyada en fazla uluslararası öğrenci misafir eden ülkelerdeki uluslararası öğrencilerin toplam öğrenciler içerisindeki oranı nedir? Hı hı. Mesela İngiltere'deki öğrencilerin %23'ü yabancı uluslararası öğrenci. Hmm. Kanada'daki öğrencilerin %24'ü. Avustralya'daki öğrencilerin %32'si. Hmm. Türkiye'deki öğrencilerin %4.8'i. Hmm. Yani Türkiye'deki tüm üniversite öğrencilerinin %4.8'i. Tabii ben örgün ve ikinci öğretimi de ve katarak açık öğretimi de katıyorum. Hmm. Açık öğretimi katmazsanız da %10 civarına yakın. Örgün eğitimi. Örgün eğitimi sadece katarsak. Ama bu %10,5 milyon civarı toplam oranı da yine çok yüksek değil. İngiltere'de %23, Kanada'da %24, Avustralya'da %32 bir uluslararası öğrenci varlığı var. Ne ifade ediyor bu rakamlar? Yani bu rakamlar şunu olarak, ifade ediyor. Daha kapasitemiz hala çok genişlemeye tabii, müsait demek mi? Yoksa Türkiye açısından şunu söyleyebiliriz. Uluslararası öğrencili bir ekosistem Mehmet Bey. Yani bir uluslararası öğrencinin bir ülkeyi tercih etmesi için gün sonunda üniversitelerin kalitesi belirleyici. Üniversitenin öğrenciye sunduğu sosyal imkanlar belirleyici. O ülkedeki yüksek öğrenim kalitesi belirleyici. O ülkelerin uluslararası siyasetteki konjektürdeki itibarı, algısı belirleyici. Türkiye'nin son yıllarda uluslararası siyasette öne çıkan rolü de öğrenci hareketliliğinde çok önemli bir etken. Dolayısıyla biz burada aslında daha gidecek yolumuz var. Fakat tabii bu genel konuştuklarımız uluslararası öğrenci hareketlerinin ehemmiyetinden bahseden rakamları ben verdim. Burslu öğrenci kısmı. Ya burada bir yarış var geleceğiz. Bir defa bunu anlıyorum burada ben. Burada dünyada yani herkes var. Daha fazla öğrenci çekmek için uyguladığı politikalar var. Dünyanın başat ülkeleri ister Amerika, ister Çin, ister Japonya, ister Almanya, Fransa, İngiltere fark etmez. Dünyadaki önemli ülkeler farklı ülkelerde yetişmiş zeki çocukları bir şekilde kendilerine çekmeye çalışıyor. Bir defa insan kaynağı kazanıyorlar buradan. İki, bilgi üretiminin kendi ülkelerinde olmasını sağlıyorlar ve bilginin dolaşımının. Üç, tabii
Uluslararası eğitim bir sektör aynı zamanda. Dolayısıyla biz şunu söyleyemeyiz. Dünyadaki uluslararası öğrencilerin hepsi çok başarılı olduğundan dolayı başka ülkeye gitmiyor. Bir kısmı parasıyla okumaya gidiyor. Dolayısıyla bu saydığım ülkeler bu işten para kazanmaya da çalışıyorlar. Yani şöyle A plus üniversite vardır, A üniversite vardır, B plus üniversite, B üniversite vardır. A plus öğrenci A plus üniversiteye gider, en kötü mü A üniversiteye gider. Yani arz talep meselesi. İyi öğrenci üniversiteye gitmeye gider, gitmek ister. Orta öğrenci de orta sırada bir üniversiteye gitmeye çalışır ve onun da parasını öder, ücretini öder. Dolayısıyla yüksek öğrenim aynı zamanda bir sektör olduğu için buradan bu ülkeler para da kazanmaya çalışıyor. Bir şey kalemi aynı zamanda bu. Anladım. Çok yönlü gelir kalemi. Bir evet. Dolayısıyla stratejik değeri olan stratejik bir alan. Değeri olan, Çin'den, Japonya'dan demin saydığınız ülkelerde yoktu. Biz daha mı iyi durumdayız? Şöyle, Çin 210 bin civarında ama son yıllarda artmaya başladı işte şekilde. Yani tabii Çin'in nüfusuna baktığınızda Çin'deki uluslararası öğrencilerin %2'si yabancı. Fakat ciddi şekilde son yıllar artmaya başladı. Japonya'da 180 bin civarında. Biz onlarda, bizde 366 biz bin dedi. Biz şu an bu ülkelerin önüne geçmiş durumdayız. Almanya, Fransa bizim şu anda rakibimiz, evet. Öyle mi? Bakın Fransa'nın Campus France bursu vardır. Campus France'ın 2018'de de 2019 yılında Afrika'ya yönelik çıkarmış olduğu bir raporda Türkiye burslarından bizim açımızdan işte onlar açısından alarm verici bir şekilde bahseder. Der ki Türkiye bursları marifetiyle Afrika'da öğrenci burslandırıyor ve bizim etki alanımıza girmiş durumda. Buralarda Türkiye bursları marifetiyle Türkiye ve Türkiye'deki yüksek öğrenim marifetiyle sadece burslar değil Afrika'da yetişmiş bir insan kaynağına sahip olmak üzere bizim en büyük rakiplerimizden biri şu an bu burs programı değil, kendileri bahsediyor. Alarm zilini çalıyor yani. Diğer ülkeler için de bu geçerli. Dolayısıyla buralar bir rekabet alanı buralar. Şimdi tabii uluslararası burs programlarına gelirsek. Evet. Şimdi bugün bu noktaya kadar bahsettiğimiz aslında uluslararası öğrenci hareketliliğiydi. Benim başkan olarak kurumumun ilgilendiği alan burslu öğrenciler. Yani Türkiye'de 300 küsür bin uluslararası öğrenci var. 15 bin dediniz. 15 bin burslu öğrencimiz var. Yani burslu öğrencilerin %5'i. Toplam öğrencilerin %5'i burslu. %5'i burslu, evet. Dolayısıyla biz... Bunları seçerek alıyorsunuz, evet, burs veriyorsunuz. Birazdan detaylarını anlatacağım. Dolayısıyla biz uluslararası burs programlarıyla rekabet ediyoruz. Yani Türkiye, uluslararası öğrenci hareketliliğinde diğer ülkelerle rekabet ederken burs konusunda da Fulbright'la, Chivning bursuyla, Dağıt bursuyla, Japon devlet bursuyla, Campus France'la, Fransa'nın devlet bursuyla rekabet eden bir burs programına sahip. Bunun ismi de Türkiye Bursları. Şimdi buraya geldiğimizde öncelikle şunu söylemek isterim. Fulbright bursunu çok hepimiz biliriz. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın vermeye başlamış olduğu burslardan bir tanesidir. Ve dünyanın farklı ülkelerinden başarılı öğrencileri yüksek öğrenimde Amerika'ya çeker. Ve dünyanın çok farklı ülkelerinde aktif görevde yahut önceki görevlerinde devlet başkanlığı, başbakanlık yapmış Fulbright burslusu mezunlar vardır. Ciddi bir kitledir. Şu an İngiltere'nin başbakanı Rishi Sunak Fulbright bursludur. Nijer'in şu anki geçen sene bıraktı başbakanı, Belçika'nın şu anki başbakanı, Peru'nun bir önceki başkanı, efendime söyleyeyim Costa Rica'nın veya Hırvatistan'ın bir önceki başkanları. Biz bu çalışmayı yaparken şunu gördük. Bunlar Fulbright bursuyla yetiştirilmiş. Ben sadece birkaç tanesini söyledim. Yani önümde 80 kişilik bir liste var. Bizde var mı? bizim daha önceki dönem yani tabii şu an yok. Ama daha önce cevap vermem hakkına da sahipsiniz. Bakanlık yapmış tabii yani Fulbright bursu açık gizli, değil mi? Saklı bir şey değil tabii mi? Ki. O zaman bizim, söyleyin yani. Bizim dostlarımız, kardeşlerimiz var bu bursu alan. Fulbright bursu başarılıysanız bu mülakata giriyorsunuz. Giriyoruz. Alıyorlar. Benim şu an zilimde olmadığı için söylemedim. Onlarca liste var burada. Buraya baktığınızda şunu görüyorsunuz. Bu burs programı yaklaşık 80 senedir devam eden bu burs programı, 70 senedir devam eden bu burs programı bir amaca matuf yapılıyor. Parlak, geleceği olabilecek başarılı öğrenciler hedef ülkelerden seçiliyor, Amerika'ya getiriliyor. Bir burs çerçevesinde bunlar orada okutuluyor. Sonra bunların hepsi bir yerlere gelmiyor şüphesiz. Ama bir kısmı geliyor. Geliyor. O tabii. Gelenlerle bir şekilde iletişim devam ettiriliyor. Bunu Chivning bursuyla Amerika'nın, İngiltere'nin de yaptığını görüyoruz. Bizim tabii Türkiye burslarıyla
Yapmak istediğimiz bunlarla aynı değil. Bizim bursumuz, bir defa ben her zaman söylüyorum, biz diğer burs programlarından farklıyız. Hmm. Bizim bursumuzun bir ruhu var. Bir emperyal amaçlarımız bizim, yok. Bizim öyle bir yani. Yayılmacı amacımız, emperyal amacımız gelsin, biz genci burada yetiştirelim, beyin ondan sonra kendisini ülkesine gönderelim değil. Ama şu var, Türkiye'ye gelen öğrenci Türkiye'ye muhabbetle ayrılsın. Hmm. Türk insanı misafirperverliğini görsün. Anadolu İslamı, Anadolu İrfanı dediğimiz değerleri burada yakından tanısın. Veya dünya beşten büyüktür dediğimizde, Türkiye Türkiye'den büyüktür dediğimizde, Türkiye ne demek istiyor? Bu öğrenci burada yerinde görsün, anlasın. Dolayısıyla mezun olduğunda da doğal olarak kendisi Türkiye'ye muhabbetle ve müzahir bir şekilde ülkesine dönsün. Ama bu oluyor. Biz bunun için bakın çok, tabii ki Uluslararası Öğrenci Akademisi yapıyoruz. Yani Uluslararası Öğrenci Akademileri üniversite eğitimi dışında uluslararası öğrencilerimize yönelik bizim verdiğimiz bir takım akademik eğitimler. Fakat gün sonunda biz bu öğrencileri bir gönül elçisi olarak Türkiye'den ayrılmalarını istiyoruz. Tabii ki bu öğrencilerin mezun kısmına geleceğiz. Mezun olduktan sonra farklı sektörlerde, iyi şirketlerde veya devlette veya akademide iyi mevkilere geldiklerinde iletişimi devam ettirip başka neler tabii. yapabiliriz diye üzerine düşünüyoruz. Ama şüphesiz diğer burs programlarından bu farklı olarak, evet, farklı. Yani ben her zaman söylüyorum, bizimkinin ruhu var, kardeşlik ruhu var Türkiye burslarının. Dolayısıyla burs kısmına da gelmek gerekirse, müsaadenizle birkaç şey de mesela hani bu az önceki bağlamda Afrika çok iyi bir örnek aslında. Yani hep burayı batılılar, işte Fransa sömürge amaçlı ve bütün kaynaklarını sömürüp yok edip kendi lehine kullanıp bir de yetmedi gitti orada yaşayan insanlara büyük zulümler yaptılar o dönemlerde. Şimdi Türkiye'nin Afrika açılımındaki perspektifte de siz de kazanın, biz de kazanalım gibi, böyle değil mi? Win-win böyle bir perspektif yani var. Bunu Afrikalı kardeşlerimiz, bir paralellik kurmak mümkün herhalde. Bizi yani hep söylüyor. Siz buraya geldiğinizde bir şey almaya gelmiyorsunuz. Sadece yani Türkiye'den gelen iş adamı da öyle, Türkiye'den gelen resmi kurum temsilcileri de öyle. Siz buraya bir şey almaya değil, vermeye geliyorsunuz ve bizle eşit bir ilişki kuruyorsunuz. Bunu her Afrika ülkesinde duyabiliyoruz. Ben Afrika'ya neden örnek verdim? Şimdi 2005 senesinden sonra Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde bir Afrika açılımı başlattı Türkiye. Bunun da meyvelerini alıyor. Bu kapsamda 2012 senesinden sonra Türkiye burslarının da burada ciddi bir ehemmiyeti olduğunu görüyoruz. Evet. Türk Hava Yolları'nın destinasyonu inanılmaz bir şekilde mesela, arttı. Hani ne alaka diye sorayım ben size ki biraz şu, daha açık. Bir Türk şirketi, anlatayım. Açık örnek vereyim. Bir Türk şirketi Afrika'nın bir ülkesinde müteahhitlik işi alıyor. Hı-hı. Bir taahhüt işi alıyor. Orada uzun bir otoban stadyum yapacak. Stadyum yaptılar mesela. Senegal'e gittik stadyumlar biz. Stadyumlar var, demir yolları var. Otoyollar yapıyor. Tanzanya'ya örnek vereyim. Tanzanya'da yapı merkezi en büyük müteahhitlik hizmeti. Taahhüt işi olarak şey almış orada. Demir yollarının büyük bir kısmını almış. Tüm ülkeyi bir yandan, bir boydan bir boya geçen demir yolu hattının 1/4'ünü almış. 1000 kilometreden fazla. Şimdi mesela bu ve bunun gibi şirketlerimiz. Ben sadece özel sektörü örnek veriyorum. Türk Hava Yolları uçuş yapıyor. Efendime söyleyeyim. TİKA, Yunus Emre, Maarif Vakfı okullar açıyor, ofisler açıyor. Bunlar insan istihdam edeceği zaman Türkiye'yi bilen, Türkçe konuşan ama Tanzanyalı, ama Ganalı, ama Angolalı, ama Somalili insanları buluyorlar karşılarında. Ve Türkiye'de üniversite okumuş, hem Türkiye'yi, Türk insanı iş yapış tarzını biliyor, hem de kendi ülkesini biliyor tabii ki. Ve bu insanlar çok hızlaştırıcı, süreçleri hızlandırıcı rol oynuyorlar. Birincisi bu. İkincisi, sadece bizim Türk iş adamlarımız veya Türkiye'nin kurumları değil. Bu mezunlarımız bu ülkelerde bakanlıklarda çalışıyorlar. Özel sektörde, akademide çalışıyorlar ve Türkiye olan işbirliklerini çok daha hızlı arttırıyorlar. Mesela Somali'de bizim bir mezunumuz var. Abdülkadir Muhammed Nur. Somali şu an Savunma Bakanı. Daha önce Adalet Bakanı'ydı. Türkiye mezunu. Somali'deki Savunma Bakanımız, biliyorsunuz Somali ile bir anlaşma yapıldı. Hem uzay çalışmaları hem deniz üstüne ilişkin Somali'den bir takım çalışmalar yapmak üzere. Kıyı güvenliğini Türkiye koruyacak. Kıyı güvenliğini korumak işin sadece bir kısmı. Biz orada yüz ölçümü olarak çok ciddi bir yüz ölçümü bir alan aldık ve Türkiye'nin bundan sonra yapacağı uzay çalışmaları orası. Ve Ekvador'a yakın olduğu için. Evet, ve deniz üssüyle alakalı bir takım çalışma yapacak. Şimdi bu bakanımızın burada muazzam kolaylaştırıcı bir rolü var. Bir tane herkesin malum olduğu için bu örneği verdim. Yani bunlar medyaya yansıyan bilgilerdi zaten. Bunun gibi önemli görevlerde bulunan mezunlarımızın muazzam katkısı oluyor Türkiye'ye. Şu an biz dolayısıyla orada insan kaynağı oldukça Türk Hava Yolları da
daha çok seyahat yapıyor. Ya uçuş. Şöyle, Türk Hava Yolları şöyle. Türk Hava Yolları oradan tabii, girdik ya bu mevzuya, o yüzden. Türk Hava Yolları insan kaynağı olmasa da uçuş yapıyor ama şöyle bir durum var. Onların, mesela Türk Hava Yolları bir proje başlattık. Türk Hava Yolları insan kaynaklarına bize dedi ki bizim uçuş yaptığımız uzak destinasyonlarda her yere personel gönderemeyebiliyoruz. Sizin burslu öğrenciniz var mı? Nereden? Panama'dan. Nereden? Vietnam'dan. Costa Rica'dan. Var. Bizim buralardan burslu öğrencimiz var. Mezun etmek üzere olduğumuz öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz gidip orada saha operasyonunu yapabiliyorlar. Hem daha az maliyetli oluyor bizim şirketlerimiz için. Hem de çok daha kolay o kişi oraya adapte oluyor. Tabii bunlar aslında dediğim gibi ekosistem. Evet. Yani bazen bir mezunumuzun Türkiye'ye sağladığı katkı 100 milyonlarca dolar olabiliyor. Şimdi burslu öğrenci kısmına gelmek gerekirse bizim kurumumuzun ana görevi Türkiye bursları kapsamında uluslararası öğrenciyi, başarılı uluslararası öğrenci tespit edip burslandırmak. Burada YÖK'le beraber çalışıyoruz. Yükseköğretim Kurumumuzun tahsis etmiş olduğu kontenjanlar çerçevesinde biz üniversitelerimize yerleştirme yapıyoruz. Türkiye'de 126 sanırım devlet üniversitesi var. Vakıf üniversiteleri meslek yüksekokullarıyla beraber, vakıf meslek yüksekokullarıyla beraber 208 civarında üniversitemiz var. Tabii bizim en önemli burada şartımız öğrencinin başarılı olması. Hı hı. Türkiye Bursları Programı başarı odaklı bir burs programıdır. Yani bu ne demek? Bizim sistemimiz var. Öğrenci başvurabiliyor. Kriterler var. Öğrenci başvurduktan sonra bize bir profil oluşturuyor. Ben şu liseden veya şu üniversiteden mezunum. Ortalamam bu. İşte diplomamı yükledim. Sertifikalarım bunlar. Niyet mektubum bu. Ne çalışmak istediğim burada yazıyor. Referanslarım bu vesaire diye bir profil oluşturuyor. Sonra biz bu profil çerçevesinde temel başarı kriterlerimiz var. Mesela bir öğrencinin Türkiye'de burslu tıp okuyabilmesi için 100 üzerinden 90'ın altında ortalaması olmaması lazım. 10 üzerinden 9 üzerinden. Ortalama. Tabii. Başvurusu direkt elenir. Hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmaz. Oraya en başarılı öğrenciler gelir. Mühendislik için de bu böyledir. 85'in üzeri alınır. Dolayısıyla başarı kriterlerimiz var. Yaş kriterlerimiz var. Belli bir yaşın üzerine zaten eğitim alması mümkün değil. Lisansta 20-21'in üzerindeki öğrenciyi burslandırmamız mümkün değil gibi. Bunun yanı sıra başarı kriteri, yaş kriterinin yanı sıra her ülkenin Mehmet Bey yüksek öğrenim politikasını biz yani Türkiye zaviyesinden çalışmış bir kurumuz. Yani biz bir ülkeden uluslararası öğrenci burslandıracaksak o ülkeye ilişkin stratejik bir dosyamız vardır. Ne vardır bunun içinde? O ülkeyle Türkiye'nin ikili ilişkileri. Siyasi ilişkileri, diplomatik ilişkileri, ticari ilişkileri, ekonomik ilişkileri, ihracat, ithalatı, o ülkenin kendi içerisinde kırılganlığı varsa onlar, o ülkenin içerisindeki sosyoekonomik, sosyokültürel, etnik, mezhebi çeşitlilik, bunların hepsine bakarak stratejik kararlar verilir. Dolayısıyla tüm bu burslandırma çok hassas çalışılmış bir burslandırma. Yani hangi ülkeye ne kadar, kaç kişilik burs vermeliyiz? Tabii kontenjanlar ona göre ayrılır. Tabii ki anladım. Ülkelerin kontenjanları vardır yaklaşık. Tabii başvuruya göre de kontenjanı belirliyoruz ama biz şu dertte değiliz. Bizim şu kadar kontenjanımız var, bu kadar öğrenciyi getirelim. Böyle bir derdimiz asla yok. Biz başarılı ve okuyabilecek öğrenciyi Türkiye'ye getirmekle mükellefiz. O vazgeçilmez kriter. Ve 2011 senesinden beri bu işi YTV üstlendiği için bizim ilgili dairemiz, uluslararası öğrenci dairemizde bu işi çok iyi yapan uzman arkadaşlarımız var. Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini çok iyi bilen. Dolayısıyla şu an hali hazırda burslu okuyan 15 bin civarında öğrencimiz bizim özel seçerek ve sınav yapıp sonra mülakat yapıyoruz. En son geçen sene 150 bin başvuru aldık. Bu 150 bin başvuruyu kısa liste yapıyoruz. 9 bin civarında bu öğrencilerle mülakat yapmak suretiyle ve sınav yapmak suretiyle bunları seçip Türkiye'ye getiriyoruz. 150 bin başvurudan düşürüyorsunuz. 15 bine mi düşüyor? Toplamda 15 bin. Yok, daha şöyle, da düşük. Yıllık. 150 bin başvurudan 10 bine düşürüyoruz. 10 biniyle mülakat yapıyoruz. Sonra onların içerisinde 3500-4000 arasını seçiyoruz. Bayağı zor yani. 15 bin toplam öğrencimiz. Kazanma. Her sene mezun olanlar var, yeni eklenenler var. Tabii, anladım. Her sene 15 bin öğrenci burslandırmıyoruz. Tabii, anladım. Her sene 3500 civarında maksimum öğrenci burslandırıyoruz. Çünkü bizim hedefimiz burada başarılı okuyabilecek öğrenciyi burslandırmak. Tabii bunları yaparken de özellikle uluslararası öğrencilerimizin Türkiye'de kaliteli bir yüksek öğrenim var. Onu söylemek lazım. Onların kabiliyetlerine göre bir burslandırma yapıyoruz. Ve öğrenciyi Türkiye'ye getirirken de bir evrak imzalatıyoruz, taahhütname. Bu taahhütnamede öğrencinin bitirdiği zaman ülkesine döneceğini sözünü de kendisine alıyoruz. He. Yani bir öğrenci geliyor Türkiye'ye, resmi bursu kazandı, okumaya başladı. Öğrencinin
okumaya başlamadan evvel imzaladığı burada kağıtta... kalmasını istemiyorsunuz. Tabii bu. Burada şimdi stratejik olarak veya üçüncü bir ülkeye gitmesini stratejik engellemek olarak, esas maksat. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bazı kritik alanlar, kritik sektörler vardır. Veya öğrenci olağanın üzerinde bir performans sergilemiştir, bir başarısı vardır ve ona ihtiyaç vardır. O zaman onun kalması konusunda, çünkü bu diğer ülkelerde de baktığınız zaman başarılı akademisyen kalsın diye uğraşılır. Tabii. Dolayısıyla istisnası da oluyor. Tabii ki. Yani, evet. Ama genel olarak öğrencilerimizin, uluslararası öğrencilerimizin kendi ülkelerine dönüp o ülkelerle Türkiye'nin ilişkilerine katkı sağlayacak şekilde kendilerine bir kariyer çizimlerini 2011'den bu yana dediğinize göre bunu yaptık da şu oldu diyeceğiniz veriler de çıkmış olmalı. Yani bu burs verdiğinizde ne oldu? Sonuçları, çıktıları, artıları bu öğrenciler en başta bahsettiniz biraz. Yani Türkiye ile bağlarını, iletişimlerini sürdürdüler ama bunun bir takım rakamsal karşılıkları, ekonomik verilere yansıyan, diğer verilere yansıyan bir takım şeyler var mı, sonuçlar? Biz 2011 senesinden beri 45 bin yakın öğrenci burslandırdık. 45 bin civarında. Ve şu an bizden önceki dönemlerle beraber 150 binden fazla bir Türkiye mezunu ailesi var. Biz Türkiye mezunlarımızla yapmış olduğumuz çalışmalarda kontağımız devam ediyor. Sadece 100 mezunumuzla yaptığımız bir çalışmayı anlatacağım size. Bu mezunlarımız ticaret yapıyorlar, ticaretle uğraşıyorlar. Bu 100 mezunlarımızla yaptığımız ankette sadece 100 mezundan bahsediyorum. Tabii tüm mezunların verisini derlemek çok kolay değil. 100 Türkiye mezunu iş insanının Türkiye'nin dış ticaretine 350 milyon dolar yıllık katkı sağladığını biz gördük. 250 milyon dolar Türkiye'nin ihracatı, 100 milyon dolar ithalat yapıyoruz burada. Bu 100 iş insanının Türkiye mezunu yaptığımız bir anket. Bizim şu an 150 binden fazla mezunumuz var. 2011'den beri 45 bin öğrenci burslandırdık. Hali hazırda 15 bin öğrencimiz var. Bu 150 bin mezunumuzla iletişimi devam ettirmek için Türkiye mezunları portalını kurduk. Ve bu portal içerisinde tüm mezunlarımızın bilgilerini muhafaza ediyoruz. Yani siz Moğolistan'a veya Senegal'e gideceksiniz. Senegal'de ve Moğolistan'da Türkiye mezunu belli bölümlerde okumuş mezunlarımız ne yapıyorlar şu an? Onların bilgilerini güncel tutmaya çalışıyoruz. Bunun için ne yaptık? İki yöntem belirledik. Bir, ülkelerde mezun dernekleri açtık Mehmet Bey. Şu an 34 tane mezun derneğimiz var. Senegal Türkiye Mezunları Derneği, Kazakistan Türkiye Mezunları Derneği, Kosova Türkiye Mezunları Derneği. Tabii bunları biz açmadık. Bunları kim açtı? O ülkenin mevzuatına göre o ülke vatandaşı Türkiye mezunları açtı. Ama biz destekler verdik. Bu 34 mezun derneğimiz her sene buluşmalar yapıyor. Önemli günlerde. Bizim büyükelçiliklerimiz 29 Ekim'de, 19 Mayıs'ta, 30 Ağustos'ta Türkiye için önemli tarihlerde, günlerde tüm resepsiyonları bu mezunlarımızı çağırıyorlar. Bugüne kadar 150'den fazla mezun buluşması yaptık yurt dışında. Özellikle iş insanlarımızla mezunlarımızı bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Az önceki rakamı bir daha verebilir misiniz? Ben öksürürken hangisini kaçırdım. 100 öğrenciyle mülakat yaptık dediniz. Bizim Türkiye'den mezun olmuş, iş insanı olan, farklı sektörlerde ticaret yapan 100 mezunumuza gönderdiğimiz anket çerçevesinde bu 100 mezunumuzun şirket büyüklükleri ve Türkiye ile yaptıkları ticaret çerçevesinde sadece bu 100 kişinin Türkiye'nin dış ticaretine 350 milyon dolar katkı sağladığını gördük. Bunun 250 milyon doları dediğim gibi Türkiye'den ihracat, o da ithalat. Önemli. Yani dış ticaret dengesi bakımından da 250 milyon ya, ufak bir örnek vereyim. Türkiye'den mal alıyorlar yani kendi ülkelerine. Ülkeler küçük ülkeler olarak görülebilir ama mesela Etiyopya. Belki ekonomimiz çok büyük değil ama Etiyopya'da bir mezunumuz var bizim. Fennan Muhammed. Etiyopya'daki bu mezun kardeşimiz orada boya işi yapıyor. Daha önceden bu boyanın bazı ham maddelerini İsrail'den alıyorlardı. Bundan 2-3 sene önceki konuyu söylüyorum. Evet. Fennan bu şirketi kurup büyütmeye başladıktan sonra bu ham maddelerinin Türkiye'de pazarını araştırdı ve geldi. Bunları %100 oranında Türkiye'den almaya başladı. Bu sadece ufak bir örnek. Belki Fennan'ın yıllık Türkiye'den aldığı ihracat çok büyük gözükmeyebilir. Ama işte bunlar yan yana geldiklerinde Nijerya'nın en büyük iş adamlarından bir tanesi bizim Türkiye mezunumuz. Orada bir Nijer'de, pardon, orada bir havayolu şirketi aynı zamanda işletiyor. Bunun gibi onlarca örneğimiz var. Mesela ekonomi yani alanına iş adamı olduğu zaman Türkiye'den iş potansiyeline bakarak DEİK bünyesindeki iş konseylerine baktığınızda ülkelerle yaptıkları ticaretlerde
bizim mezunlarımızın şirketleri de iş yapmaya başladıklarını görüyorsunuz. Partnerlik yapmaya başladıklarını. Zaten şöyle mesela ihracat artıyor sürekli Türkiye'nin. Biz tabii ki biz bu çalışmayı da, Mehmet Bey, şuna dikkat çekiyorum. Biz bu bursları 12 senedir vermeye başladık. Mezunlarımız da son 6-7 senedir artmaya başladı. Çünkü burslandırdık. 5 sene sonra mezunlar vermeye başlıyor. Tabii. 4-5 sene sonra. Dolayısıyla biz bu 10 sene, 15 sene sonra bunun etkisini çok daha fazla göreceğiz. Şimdiden görmeye başladık. Şimdiden iş insanlarımızın, şimdiden siyasetçilerimizin örnekler verdi. Fulbright kaç sene demiştiniz? 75 sene mi olmuş? Yani 2. Dünya Savaşı sonrası başlamıştı. Dolayısıyla 70 seneyi geçti. Yıllar ilerledikçe bu evet. Daha da yani artacak. Bu Türkiye mezunları ailesi ciddi şekilde artıyor. Biz burslar bağlamında dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinden, yıllık 180 ülkeden başvuru alıyoruz. Güney Amerika'dan Orta Amerika'ya, Asya Pasifik'ten efendime söyleyeyim Uzak Asya'ya, ama tabii ki yakın çeperemizdeki, hinterlandımızdaki ülkelerden daha fazla öğrenci geliyor. Yani tabii ki Balkanlar, tabii ki Türk dünyası. Türk dünyası çok büyük bir ağırlık merkezi bizim için. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan. Bunlar çok önemli. Kırgızistan ve Türkmenistan. Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkaslar, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve bu paralelde tabii Avrupa ülkelerinden de öğrenci getirmeye çalışıyoruz. Onlar biraz daha kısa dönemli gelmeyi tercih ediyorlar. Gün sonunda sınav yaparak, mülakat yaparak her sene belli bir sayıda öğrenciyi Türkiye'ye getirip onların başarı oranları da yüksek. Şeyde böyle bizim devlette... bugün %90 civarında bir başarı oranımız var. Türkiye bursu olarak %90. %90. Tabii. Bürokraside işte demin Somali Savunma Bakanı Türkiye'den. Irak'ta bakanlarımız var. Afganistan'da bir önceki dönem vardı. Tabii var. Kosova'da şu an halihazırda bakanımız var. Makedonya'da bakanlarımız oldu. Her hükümette bir bakanımız. Milletvekilimiz zaten Balkanlar'da fix oluyor. Hem Bosna'da. Yani milletvekilini Kosova, Makedonya, Bosna, Arnavutluk buralarda fix Türkiye mezunu vekillerimiz var. Bakan seviyesinde de bir dönem giriyor, bir dönem çıkıyor. Onun dışında yani bir örnek, çok detay ama Kosova'nın Bangladeş'teki büyükelçisi. Dostumuz Türkiye mezunu. Bundan 3 sene önce Bangladeş'e atanmış büyükelçi olarak İstanbul aktarmalı gidiyor. Ankara'ya doğramış. Bize uğradı mesela. Türkçeyi bayağı öğreniyorlar mı? Tabii Kosova'daki kardeşimiz, oradaki soydaşlarımız olması bile zaten biliyordu. Fakat Türkiye'ye gelenleri biz bir sene Türkçe hazırlık zorunlu tutuyoruz. Yani Türkiye uluslararası öğrenci burslu geldiğinde bir sene Türkçe hazırlık okumak zorunda. Tabii burada üniversitelerimizin tömerleri bizim için çok önemli. Yani bu dil merkezlerinde iyi Türkçe öğretilmesini özellikle talep ediyoruz. Biz tabii en büyük partner olarak üniversiteleri görüyoruz. Çünkü biz YTB olarak öğrenciyi alıyoruz, tespit ediyoruz. Üniversiteye kendi kabiliyetine göre yerleştiriyoruz. Sonra bunun eğitimin üniversite üstleniyor. Bu anlamda uluslararası öğrenci farkındalığı da çok önemli. Üniversitelerimizin uluslararası öğrenci ofisleri kurması lazım. Birçok üniversitemizin var. Bu ofislerin etkin işlemesi lazım vesaire. Dolayısıyla hem burslu öğrenciler açısından hem de burssuz genel kendi imkanlarına gelen öğrenciler açısından Türkiye'de son yıllarda bir devinim var. Belki soracaksınız bilmiyorum ama zaman zaman böyle sosyal medyada... Ben de tam ona geleceğim. Şimdi 7-8 dakikamız kaldı. Şimdiye kadar konuştuklarımız da hep böyle hani izleyicilerimiz de muhakkak fark etmişlerdir. Moral veren, pozitif, hani vatansever insanların kulağına da çok hoş gelen beyanlarda bulundunuz. Ama bir taraftan da sanki bunu böyle istemeyen, bu gidişatı bozmaya çalışan, bu gidişattan rahatsız olan, hani şimdi Fransız basınında çıkmasını anlıyoruz orada bir o rekabetin bir yansıması olarak Afrika'daki. Ama bizde mesela işte sosyal medyadan, bazen geleneksel medyaya da yansıyor bu. İşte bir iftira oldu, ortaya çıktı. Karabük'te ile alakalı bir sosyal medya dezenformasyon kampanyası yürüdü. Onun dışında başka böyle bu alanda bir yabancı düşmanlığı uluslararası öğrencileri de yansıyan bir ırkçılık dalgası. Yani bizde var son dönemde maalesef. Gelişti bu. Sığınmacılar üzerinden her yabancıya bir düşmanlık duygusu, bunu yaymaya çalışanlar. Şimdi bu sizin bu yürüttüğünüz faaliyet alanlarına yansıması ne oluyor bu provokasyonlara? Ya tabii şunu söylemek lazım. Biz Türkiye Bursları Programı olarak sadece tabii burslu öğrencilerden sorumluyuz. Biz öğrencilerimizi kendimiz seçiyoruz. Özel tespit ediyoruz. Takibini her zaman yapıyoruz. Bizim bir öğrenciyi getirdiğimiz zaman
sistemlerimiz, yazılım sistemlerimiz, ilgili kurumlarımızla, direkt göç idaresiyle, KYK'yla, üniversitelerimizle, YÖK'le entegre bir yazılım sistemimiz var. Biz burslu öğrencilerimizin tüm süreçlerini takip ediyoruz. Onların burada iyi eğitim almaları için de gerekli olan şartları sağlıyoruz. Tabii onlardan da hep şunu söylüyorum ben. Bakın, ortalamanız yüksek olacak. Türkçeyi çok iyi öğreneceksiniz. Ortalamanı yüksek getireceksiniz. Her sene üniversite birincisi birkaç tane çıkıyor ama fakülte ve bölüm birincisi uluslararası öğrencimiz, burslu öğrencimiz çok oluyor. Biz de onları sene sonlarında böyle bir mezuniyet yapıp taltif ediyoruz. Burslu öğrencilerimiz açısından tabii biz bu dönemde spesifik bir olay yaşamadık. Ama Türkiye'deki genel uluslararası öğrenci hareketliliğini zedeleyecek bir takım olaylar oldu sizin söylediğiniz gibi. Karabük'teki hadise belki bir burslu öğrencimiz üzerinden olmadı ama yine de uluslararası öğrencilerimizle alakalı olduğu için ona değinmekte fayda var. Maalesef tabii sosyal medyada uluslararası öğrenci hareketliliğini zedeleyecek bir takım organize saldırılar da gördük. Mesela Türkiye bursları hesaplarının altına, biz Türkiye bursları hesabından bursu tanıtıcı bir şey atıyoruz. Altına organize şekilde Türkiye'ye gelmeyin, istenmiyorsunuz, Türkiye'ye gelirseniz size şöyle yaparız falan. Kim yapıyor bunu? Yani ya ben birkaç profile baktım. Bunlar da çok bilinçli profiller değiller. Muhtemelen onlar da yönlendiriliyorlar. Hatta şöyle bir şey vardı. Onu gördüm. Bir öğrenci soru sormuş Türkiye burslarının tweetinin altına. O öğrencinin sorusunun altına da biri yazmış. Türkiye'ye gelme, istenmiyorsun diye. Diğer yine başka bir sosyal medya hesabı, o da provokatör. Ya bu Kazakistan'dan bir öğrenci, bunu yazmasaydın falan demiş. Kimin nereden geldiğini, ülkeleri, milletleri bilmeden sadece kuru ezberle yapılan saldırılar oldu. Şimdi bunu neden böyle anlatıyorum? Uluslararası öğrenci hareketliliği stratejik bir öneme haiz bizim için. Suyu emsalden emsal olmaz diye bir söz var. Evet. Kötü emsal. Kötü emsalden emsal olmaz. Bazı yerlerde, bazı şehirlerde olumsuz örnekler yaşanmış olabilir. Bakın bu konuda mutlaka açıklamalar takip edilmiştir. YÖK Başkanlığımızla Göç İdaresi arasında bir protokol imzalandı Kasım ayında. Ve Göç İdaremiz de YÖK Başkanlığımız arasında imzalanan bu protokol çerçevesinde uluslararası öğrencilerin daha sıkı takibi, pasif öğrencilere yönelik uygulanacak politikalar, bunlar belirlendi. Burada zaten ciddi bir irade var. Bunlar takip ediliyor. Kötü örnekler varsa bunlarla alakalı da gereği yerine getirilip. Yani öğrenci fakat, gibi gelip başka türlü hareket edenler varsa. Eğer bunlar varsa bunlarla alakalı zaten sorumluluk üniversitelerde ve bunların hemen kaydının silinmesi lazım. Bizim tabi burslu öğrenciler ayrı. Onların tüm süreçlerinde. Orada zaten bir şeyimiz yok diyorsunuz. Aynen öyle. Orada tüm süreçlerle yakından ilgileniyor. Fakat burada öyle bir algı oluşturulmaya çalışıldı ki bir ara uluslararası öğrencilerin ben bir kısmında Türkiye'ye olan eğilimlerinde azalma gördüm. Çünkü ben sosyal medyadan uluslararası öğrencilerle çok görüşüyorum, yazışıyorum. Sosyal medya dışında İstanbul, Ankara'da uluslararası öğrencilerle çok bir araya geliyorum. Bundan muzdarip olduğunu söyleyen, çekinen, işte Türkiye'ye aslında gelmek isteyen, başvurmak isteyen, başarılı olup da sonra bu eylemlerden, bu söylemlerden etkilenip de gelmekten vazgeçen, bursa başvurmaktan vazgeçen öğrencileri de duyduk biz. Yani bunlar kulaklarımıza geliyor. O yüzden bunu söylüyorum. Devasa bir azalma söz konusu değil. Ama bu söylem devam ederse bunun bu stratejik vizyonumuza zararı olacak. Burada dengeyi bulmamız lazım. Sonuçta bu uluslararası öğrencilerin mezun olduktan sonra kendi ülkene dönmesi gerekmekte. Türkiye'nin ihtiyacı olan alanlarda stratejik bir planlamayla Türkiye'de de kalabilirler. Ama toptan tüm uluslararası öğrencileri töhmet altında bırakacak bir kampanya büyük Türkiye vizyonuna zarar verir. Bu kadar, bakın, 12-13 yıldır bu kadar büyük emekle, ilmek ilmek örerek, her ülke için ayrı ayrı strateji üretilerek, sınavlarla, mülakatlarla öğrenciler, şu an bizim arkadaşlarımız farklı farklı ülkelerde mülakattalar, benim arkadaşlarım kurumdan. Bu kadar belli bir noktaya getirilmiş, başarılı bir şekilde temsil edilmiş Türkiye burslarının bundan etkilenmemesi lazım. Dediğim gibi biz bunu 10-15 sene sonra çok daha etkisini göreceğiz bunun. Bu kapsamda kapatırken belki bunu söylemekte fayda var. Yani vatandaşlarımızın bu konuyu sosyal medyadan tanık olan, şahit olan kişileri de bilgilendirmek adına söylüyorum. Uluslararası öğrenci hareketliliğinde stratejik açıdan önem var. Türkiye'de takibinde de gerek YÖK Başkanlığımız, gerek Göç İdaresi, burslu öğrenciler konusunda da Türkiye Bursları bağlamında YTB her türlü koordinasyon içerisinde ve sıkı şekilde de takip
ediliyor. Burada ben geçen başka bir vesileyle Malatya'ya gittim. Orada uluslararası öğrencilerimizle bir araya geldik. Gerçekten hocalarımız da çok memnun. Üniversitelerimiz bu hareketlilikten çok memnun. Türkiye'ye büyük bir kazanım sağlayacak diye ümit ediyoruz. Yani bizler Türkiye'den uzun yıllar Batı'ya, Avrupa'ya okumaya giden insanları gördük. Ben de yüksek lisansımı İngiltere'de yaptım. Bu hareketliliği bu kadar kötülersek... Bundan daha iyi bir ülke PR'ı düşünülemez belki de. Yani ya bir de o tarafı da var. Buna yönelik yapılan sadece eleştiriler varsa bunlar konuşulur. Hı. Ama ezbere yapılan saldırılar ki bunları geçen sene gördük. Bir bilinçli kötülük var bu işin içinde. Var. Ama biraz özellikle böyle... seçim dönemleri bu biraz köpürtülüyor. Ha. İşte Karabük bunun maalesef şeyi oldu. Ne diyelim, alameti farikası oldu. Fakat bundan yola çıkarak da tüm uluslararası öğrenci hareketliliğini zedelememek lazım. Orada da valiliğimizin, üniversitemizin, göç idaremizin, rektörümüzün çok önemli çalışmaları oldu. Dolayısıyla çok yalan çıktı zaten o dönemde. O zaten yalan çıktı. Ama o zaten yalan çıktı. HIV vesaire onlar yalan çıktı ama ne oldu? Sosyal medyada bu TT olduğu süreçte tweetlere bakanlar, bundan etkilenen insanlar bu konuda menfi kanaate sahip oldular. Onları düzeltmemiz lazım. Karabük'te mi bir yoğunluk var bu anlamda yoksa Türkiye'nin her tarafında son bir dakikamız kaldı da. Yani Türkiye'deki uluslararası öğrenci hareketliliğine baktığımızda en fazla Anadolu Üniversitesi'nde öğrenci var. Eskişehir tabii büyük bir şehir. Atatürk Üniversitesi, İstanbul, Karabük. Tabii bunların içerisinde Karabük'te bir öğrenci yoğunluğu var. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür size ediyorum. Size vakit ayırdığınız için. Bilmiyorum net anlaşıldı mı bazen. Çok iyi anlaşıldı. Çok böyle dolu dolu. Bence çok da faydalı bir program oldu. Sağolunuz. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Türkiye bursları kapsamında biz Türkiye'mizin gönüllü elçisi olacak gençleri inşallah Türkiye mezunu ailesine katıp büyük Türkiye vizyonu çerçevesinde onları da yetiştirmek istiyoruz. Derdimiz bu. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Kanal 7 Uydu'dan sizin hedef kitleniz olan ülkelerde de izleniyor. O nedenle oralara da bu mesajlar ulaşıyor. Evet inşallah. Sağ olun. Efendim izlediğiniz bugün Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sayın Abdullah Eren ile çok önemli bir konuyu konuştuk. Bizi izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta bayram, Kurban Bayramı nedeniyle yayınımız olmayacak. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Bayramdan sonraki pazar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.